Canı çok yanmasa böyle söylemezdi. Bu sefer Meryem'i çok üzdüm. Kendimi nasıl affettireceğim, bunu nasıl telafi edeceğim hiç bilmiyorum. Levent abi. Ömer'cim, geldiğini fark etmedim. Gel. Hoppa! Üzdün mü ablamı? Evet Ömer. Çok üzdüm ablanı. Özür dilerim o zaman. Ben de bazen çok üzüyorum ama özür deyince affediyor ablam. Biliyorum Ömer'cim. Ama bu defa biraz fazla üzdüm galiba ablanı. O zaman sen de 10 tane çizgi çiz. Anlamadım. Bak şimdi. Çizgi çizdiriyor. Biz çizgiye yanlış çizince öğretmen 10 tane daha yaptırıyor. Doğrusunu çizene kadar tekrar yapıyoruz. Hani sen de bir sayfa al buradan. Peki ya. Doğrusunu yapana kadar bir sürü çiz. Teşekkür ederim Ömer'cim. Doğrusunu yapana kadar bir sürü çizgi çizeceğim. Acıdın mı Levent abi? Evet ama birazdan geçer merak etme. Geçmezse bana söyle. Sana ilaç sürerim. Ablamın da kolu acıyordu. Ona da sürdüm. Ablanın koluna bir şey mi oldu? Evet ama... İlaç sürdüğümüz için geçermiş. Ömer'cim, gel ablacığım hadi sütümüzü içip uyuyalım artık. Tamam. İyi geceler Levent abi. İyi geceler küçük adam. Ödevlerini unutma. Tamam, merak etme. Gel bakalım. Meryem, bir şey sorabilir miyim? Ömer'in hemen uyuması lazım. İyi geceler. Gel bakalım tatlım, otur böyle. Ben de sana sütünü getireyim, tamam mı? Ben de ödevimi okuyayım, nasıl olmuş diye. Güzel yapmış mıyım acaba? Eminim çok güzel yapmışsındır. Abla. Efendim tatlım. Levent abim üzdü mü seni? Demin sordum üzdüm dedi. Çok üzülmüş ama yazık. Ben unuttum bile Ömer'cim. Artık üzülmüyorum. Hem insanlar hata yapabilir. Evet yapabilir. Ama 10 tane daha çizgi çizerse doğru yolu bulabilir. Ben de Levent abime o yüzden ödev verdim. Ablacığım hadi gel odamıza gidelim. İyi geceler Levent abi. İyi geceler küçük adam. Meryem, senin bir yerin mi yandı? Bizden bir şey mi saklıyorsun? Daha demin dedim ya öyle oturuyoruz diye. Yeni bir şey değil. Eski bir yara. Hem geçti zaten. Hadi ablacığım gidelim. İyi geceler.